Merhaba arkadaşlar, Bizle Çöz kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tork. Bakalım tork neymiş? Kuvvetin döndürme etkisine tork denir. Döndürme demezler, çevirme de diyebilir bazı kaynaklar. Bakalım arkadaşlar, kuvvet denince aklımıza ne geliyor? F. Bakın F uzunluk ve burası ne olacak arkadaşlar? Dik olacak. O zaman tork, torkun T'si kuvvet çarpı dik uzaklık. Eski ismi nedir arkadaşlar? Moment M eşittir F çarpı D de diyebilirler. Şaşırmayın arkadaşlar. Bakalım kuvvetim dik değilse o zaman ne yapacağım? O zaman kuvveti ne yapacağım? Bileşene ne ayıracağım? Bakın dönme noktasından geçtiği için torku nedir bunun arkadaşlar? Sıfır. Ya da sözel olarak yazmak istesek döndürme etkisi yoktur. O zaman torku yazacak olursak arkadaşlar ne diyeceğim? Fy çarpı D. Fy nedir arkadaşlar? F çarpı sin alfa çarpı D. Evet. Örnek. Şekilde bize kuvvetler vermiş. F2, F3, F1. Torklarını alalım. Bakın 2F çarpı 1, 2. 2F çarpı 2D. 4FD. Bakalım burada bakın. 3F çarpı 1, 2, 3, 4. 3F çarpı 4'ten 12FD. Bakalım buna dönme noktasından geçtiği için nedir? Bunun torku 0. Bileşke tork ya da toplam moment diyebilir. Aynı yönlü torklar arkadaşlar toplanır. Zıt yönlü torklar çıkarılır. Bakalım ne demek istiyor. Dönme noktamız O noktası. Bakın kalemi koydum. Kuvvetim yukarı doğru olduğu için benim demek ki bu kuvvetim bu tarafa doğru çeviriyor. Kalemi koydum. Kuvvetim yukarı doğru olduğu için bakın F3 de bu tarafa doğru. Bakın bunlar şimdi aynı yönlü olduğu için ne yapacağım? Toplayacağım. O zaman F1 çarpı 1, 2 D artı F3 çarpı 1, 2, 3, 4, 5. 5 D. Öbürüne bakalım arkadaşlar. F2 de nedir? Bakın aşağıya doğru çeviriyor. O zaman bu da nedir? Zıt yönde olduğu için çıkaracağım. F2 çarpı 1, 2, 3, 4. İşte ne olacak? Bileşke tork. Evet örnek. O noktasına etki eden toplam torku ne yapın? Bulunuz diyor. Bakın hemen önce yönleri tespit edelim. Bakın bu tarafa doğru. Kalemi koydum. Kuvvetim yukarı doğru. Bakın yukarı doğru itiyorum. Kuvveti gördüm. Bunu ne yapacağım arkadaşlar? Bileşenini hemen ayıralım. Burası 5F çarpı kosinüs 37. 5F çarpı sinüs 37. Bakın bu ne yaptı? Dönme noktasından geçtiği için torku nedir? 0. Sinüs 37 0,6 olduğu için burası nedir? 3F. Bu kuvvetim de ne yaptı? Bu tarafa doğru çevirdi. Bakın bunlar nedir? Aynı yönlü olunca toplayacağım. 4F'e bakalım. 4F'de ters yönde olduğu için ne yapacağım? Çıkaracağım. F çarpı 1, 2, 3 D artı 2F çarpı 1, 2, 3, 4, 5 artı 3F çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eksi 4F çarpı 1, 2, 3, 4. Bakalım toplayalım. 10. 21. 3. Eksi 16 F'di. 21'den 16 çıktı. 10. 5 burada. 10 burada. Ne yaptı arkadaşlar? 18 F'di. Başka bir soru. O noktasına etki eden toplam tork.
Önce bir o noktamızı görelim. Bakın ben bunu hemen gördüm. Bu ne yaptı? Gitti. Bakın yönleri gösterelim. Bu da nedir? Bu tarafa doğru. Bu da nedir? Bu tarafa doğru. Aynı yönlü olanları toplayalım. F çarpı 2R. 2F çarpı 2R. 4FR. F çarpı 1R. 3F çarpı, bakın buradaki uzaklık nedir? 2R. 3F çarpı 2R. Yani 6FR. Toplayalım. Aynı yönlü oldukları için. Eksi 6 ve 1. Bakın bunlar ne oldu? Gitti. Eksi F'ye kaldı. Buradaki eksi arkadaşlar bize yönü belirtir. Başka bir esprisi yok. Evet, gelelim tork ve denge arkadaşlar. Aynı yönlü torklar toplanır. Zıt yönlü torklar çıkarılır. Yapalım bakın. F1 ve F2 nedir? Aynı yönde. F3 nedir? Zıt yönde. F1 çarpı 2 artı F2 çarpı 1, 2, 3, 4, 5 eksi F3 çarpı 3D. Şimdi arkadaşlar bu neydi? Bileşke tork. Eğer ki bileşke tork eşittir 0 olursa sistem dengede demektir. Sistem dengede. Şimdi arkadaşlar peki bu nedir bu cümle? Sistem nedir arkadaşlar? Bu şeklin ismine biz ne diyoruz? Sistem. Bakın bunlar da nedir? Kuvvet. Sistem dengede bütün sorularda, bütün tork sorularında sistem dengede olduğuna göre dedi mi bizim bileşke torkumuz neye eşittir? Sıfıra eşit. Evet, şimdi not dönme noktaları ve denge demişiz arkadaşlar. Bakın O noktasına göre tork, desteğe göre tork, ip gerilmesi, bakın bunlar nedir? İpe göre nedir? Tork alacağım. Bunlar benim dönme noktalarım. Ve dördüncüsü, bakın hem destek hem ip ikisi beraber olunca ne yapacağız? Kendimiz seçeceğiz. Bakalım ne diyor? Aynı yönlü kuvvetlerin, bakın aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesi nerede olur? Ortada. Yani ne diyeceğim? F1 çarpı x eksi F2 çarpı y sistem dengedeyse sıfıra eşittir. Ya da biz ne diyoruz? Eksi öbür tarafa atıyorum. Fy. Yani bunları birbirine eşitlememiz de bir şeyi değiştirmez arkadaşlar. Bakın zıt yönlü olunca biri F1, diğeri F2. Bakın bunların dönme noktası ya da bileşkesi nedir? İkisinin dışında. F1 D artı x kime eşittir? F2 çarpı x'e. Evet. Örneğimize bakalım. Sistem dengede olduğuna göre ip gelmesini soruyor. Bakın ip var. Destek var. Desteğin tepki kuvveti yukarı doğru n. Ne yapacağız arkadaşlar burada? Hangisini seçeceğiz? Ne demiştik? Kendin seç demiştik. Mesela bu noktayı ele aldığımız zaman dönme noktasından geçtiği için burası ne oldu? Sıfırlandı. Bakın bunlar nedir? Aşağı doğru. T nedir? Yukarı doğru. Yani ters yönde. Aynı yönlü olunca toplayacağım. 5 çarpı 2 artı 10 çarpı 3D eksi T çarpı 4D. Bakın dengede dediği için toplam bileşke tork neye eşittir? Sıfıra eşittir. Ne oldu buradan? 40D eşittir 4D çarpı T'den. T'yi buradan kaç bulurum arkadaşlar? 10 Newton bulurum. Evet. Bir başka sorumuz. Sistem dengede olduğuna göre ip gerilmesini soruyor. Dönme noktası ne vermiş bize? O noktası. İp gördüm mü ne yapıyordum arkadaşlar? Bileşenini ayırırım. Bakın işlemde kolaylık sağlaması için buraya ne diyebilirim? 10T. Bunları bileşenine ayıralım.
Burası nedir? 10 t çarpı sin 37. Bunu bulmamıza gerek yok. Neden? O noktası.